Oyun sonundaki taş bitmesi durumlarını da inceledikten sonra oyunumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Oyun bittiğinde oyuncularımızın yapması gereken şey taşlarını dörder dörder hazinelere küçük kuyulara dağıtarak oyun başlangıç pozisyonunu tekrar oluşturmaktır. Siyah oyuncumuzun da taşlarını dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi siyah oyuncunun taşlarını dağıttığımızda bir numaralı kuyusunda üç tane taş var ve beyaz oyuncumuz taşlarını dağıttığında hazinesinde biriken taşları dağıttığında dörder dörder hazinesinde bir tane fazla taş kalıyor. Bu durumda beyaz oyuncu oyunu bir taş fazlasıyla kazanmış oluyor. Turnuvalarda bu durum e, notasyon kağıdına aktarılarak oyuncular tarafından e, kazanan taraf belirlenerek kayıt altına alınır ve son bir taşta e, olması gereken kuyuya bırakılarak oyun başlangıç pozisyonuna getirilir ve bir sonraki oyuna geçilir. Tekrar etmek gerekirse mangala oyunlarında kazanç, kayıp ve beraberlik durumlarından oluşabilecek iki durum vardır. Ya bir tarafın kazancıyla sonuçlanır oyun ya da beraberlikle sonuçlanır. Beraberlik durumunun oluşabilmesi için her iki oyuncunun da oyun sonunda hazinesinde 24 adet taş olması gerekir. Oyunculardan herhangi biri 24 adetten bir adet fazla yani en az 25 taşa sahip olduğunda Oyunu kazanmış olur. Biz e, oyunlarda oyuncuların e, kendi yeteneklerini, oyun sonu yeteneklerini geliştirebilmeleri için ve e, en fazla taş kazanç durumunu, en az kayıp durumunu sağlayabilmeleri için oyunu sonuna kadar yani tahta üzerindeki, zemin üzerindeki bütün taşlar bitirinceye kadar devam ettirmelerini istiyoruz. Fakat uluslararası turnuvalarda özellikle 25 adet taşa ulaşıldığında oyuncular oyunu kesebiliyorlar hangi taşları son yürüyüşleri yapma açısından bizler de ilk başta oyunlarımızda mutlaka taşlar bitinceye kadar en az taşı rakibimize kaptırma mantığıyla veya rakibimizden en fazla taşı alabilmeye çalışmak için oyun sonunda 25 adet herhangi bir hazinede taş birikmiş de olsa oyun sonunda taşlar bitinceye kadar devam ettirmeliyiz. Sonrasında turnuvalarda bu kurala uyulmayabilir. Belirli turnuvalarda ...taş fazlası sayısının da eşitlik bozma sistemlerinde kullandığını da burada hatırlatmamız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa oyuncular eşitlik bozmada taş fazlası kullanılacaksa oyunun sonuna kadar... ...yani tahta üzerindeki taşların tamamı hazinelere taşınıncaya kadar oyunu devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü kazandıkları ve kaybettikleri veya berabere kaldıkları oyunlardan aldıkları puanlar eşit olduğunda taş fazlasına bakılacaksa burada taş daha fazla taşa sahip olmak bütün oyunlar boyunca önem kazanıyor.